fuarlarda dolaşıyoruz veya uçarken görüyoruz. İnsansız hava araçları, örneğin Hürkuş eğitim uçağı, Hürjet eğitim uçağı, Milli Muharip Uçak, Atak helikopterleri. Bunları biz dışarı kim yaptı, ne yaptı diye dışına baktığımız zaman TUSAŞ. Ama asıl bu hava araçlarını bugünlere getiren iç sistemler ve bu iç sistemlerin de önemli bir kısmı yurt dışından alırken yavaş yavaş milli kaynaklar, milli teknolojiler bu sistemlere etki etmeye başlıyor ve Türk şirketleri de üretime başlıyor. İşte onlardan biri de Pavelsiz. Şimdi bu fuarda neler yapıyor, hangi projelerle çalışıyor beraber bakacağız ama önce sizi bir tanıyalım isterseniz. Merhabalar, ismim Ahmet Biber. Pavelsiz'de donanım tasarım müdürü, güç sistemlerinden sorumlu donanım tasarım müdürü olarak çalışıyorum. Pavelsiz'de aslında anlattığınız gibi platformların alt sistemlerini gerçekleştiriyoruz. Bu platformlara ürünler sağlıyoruz. Ve bu platformların daha iyi olması için daha yerli imkanlarla geliştirilmiş ve dışa bağımlılığı azaltılmış şekilde uçabilmeleri için ve işlevsel, operasyonel olabilmeleri için ürünler gerçekleştiriyoruz. Genelde ürün aslında Pavelsiz daha çok aviyonik alanda kendini fokuslamış bir şirket. Ve biz de bu kapsamda belli ürünler gerçekleştiriyoruz. Bu ürünlerin aslında temel olarak ürünlerimiz kontrol sistemlerinde, uçaklarda kullanılan kontrol sistemlerine yönelik ürünler oluyor. Güç sistemlerine yönelik ürünlerimiz var ve aslında kullanılan, uçakta kullanılan diğer elerul diye tabir ettiğimiz ünitelerin birbiriyle haberleşmesi için gerekli ürünleri de gerçekleştiriyoruz. Örnek olarak Tabii bu arada ürünlere de yavaş yavaş bakalım. Tabii biz dışarıdan baktığımız zaman dışında bir soketin olduğu kutular görüyoruz ama bunlar herhalde çok akıllı kutular. Evet. Neler yapıyorsunuz? Biraz böyle bir sistemleri basit basit bize tanıtabilirseniz en azından izleyicilerimiz de Pavelsiz neler yapıyor onları görmüş olur. Tabii ki. Bu aslında gördüğünüz sistemler güç sistemlerine yönelik ürünlerimiz. Burada aslında biz de havacılıktaki... Güç sistemi derken aviyonikler çalışıyor içeride. Bir elektrik gücü lazım buna. Onlara mı destek sağlıyor? Evet. Aslında bu ürünler insansız ve insanlı hava araçlarına yönelik insansız ve insanlı hava araçlarının içerisinde kullanılan ürünlerin güçlerini sağlıyor, güç dağıtımını sağlıyor. Bu güç dağıtımını sağlarken korunmaları ve bunlarla alakalı bir monitoring dataların gözlemlenmesiyle alakalı bütün dataları bir ana bilgisayara raporlamak üzere çalışıyorlar. Ve biz de yani hem havacılıktaki gelişmeleri takip ederek ürünleri uçaklar için gerçekleştiriyoruz, üretiyoruz. Bu ürünler Milli Muharip Uçak'ta kullanılmak üzere tarafımızdan tasarlanıyor. Yani Milli Muharip Uçak'ın mesela hangi aviyoniklerini bu gördüğümüz sistemler mi güç ünitesi olarak besleyecek? Evet, aslında Milli Muharip Uçak'ta kullanılan bütün yüklerin, bütün aviyoniklerin güçlerini biz burada dağıtacağız. Ve bu dağıtımı gerçekleştirirken dediğim gibi korumalarımızı ve bütün fonksiyonelliğimizi orada sağlayacağız. Ürünler güç sistemi olduğu için yani uçağın güç sistemi sorumluluğumuz olduğu için çok büyük ve kritik rol oynuyor. O yüzden de bazı havacılığa özel bazı parametreleri de gözetmemiz gerekiyor. Bunlara da tecrübelerimiz de bu konuda yüksek olduğu için bu ürünlerimizin de daha robust ve reliable bir şekilde çalışmasını bekliyoruz şu anda uçaklarda. Ona yönelik bizim de ürünlerimiz, çözümlerimiz var. Şöyle devam edelim isterseniz, dolaşalım. Uçuş kontrol sistemlerimiz yapıyoruz. Bunlar yine daha küçük şeyler için, daha küçük UAV'ler için tasarlanıyor. Bu ürünler hem güç dağıtımlarını yani bu ürünler insan hava araçlarının içerisindeki bütün yine sensörleri vesaireleri besleyerek hem de oradan dataları toplayıp aynı zamanda dataları da göndererek. Yani hem enerji veriyor hem de dataları alarak yerdeki merkeze canlı olarak takip ediyorsunuz. Bir sistemde arıza var mı? Ne oluyor? Fazla mı? Akım mı gidiyor? Çalışıyor mu? Çalışmıyor mu? Aynen öyle. Yani hem insansız sistemler için hem de insansız sistemler için bunları yürütüyoruz ama küçük ve kompakt bu bilgisayarlar daha ufak ürünler için özellikle TUSAŞ'ın geliştirdiği Şimşek ve Süpersonik gibi insan hava araçları için geliştiriliyor. Bunlar da yine onlar da kullanılacak. Göreceğim bunu. Buyurun. İşte gördüğünüz böyle bir kutu diyoruz ama bu kutu örneğin süpersonik ses hızının üzerine çıkacak bir hedef uçakta saatte irtifasına göre değişiyor. Nereden baksana 1200 kilometreden fazla bir hızla çalışırken
10.000 metrede çıktığınız zaman -57 santigrat derece var ve bu hedef uçak kaçınmalar yapacak. Belki 15G, 20G biliyorum limitlerini. Evet. O kadar yükün altında, süratin altında, soğuk hava şartında yere indiği zaman da belki 45-50 derece olacak. Bu sistemin başarıyla her şartta elektriğini vermesi ve çalıştırması gerekiyor. Gerçekten bir kutu gibi görüyorsunuz ama arkasındaki mühendisliği ben tahmin bile edemiyorum. Devam edelim. Burada görmüş olduğumuz sistem bizim göz bebeği ürünlerimizden, çünkü ülkemizde şu anda 1553 standardı militer bir standart ve hem eski uçaklarda kullanılıyor hem de yeni UAV'lerde de tasarım olarak kullanılıyor. Biz bu ürünü bütün cihazlarımızda bu haberleşme sistemini kullanıyoruz. Bu haberleşme sistemi ne yapıyor? Uçakların içerisindeki aslında bütün ünitelerin, bütün komponentlerin haberleşmesi için ana bilgisayara mesajlar gönderiyorlar haberleşmek için ve ana kullandıkları haberleşme sisteminde kendi dillerine 1553 adını veriyoruz ve bu dili de... Bir dakika, şimdi 1553'ün bizim tarafımızda bir şeyi var mı, yoksa askeri anlamda mı 1553 diyoruz? Bu aslında protokolün adı. Yani bir USB Ethernet gibi bir ismi var aslında. Bu şekilde basit anlatım yapabiliriz. Bunun test sistemleri ve aslında dünyada da bunların geliştirilmesi, ürünlerin entegre edilmesi için belli sistemler kullanılıyor ve aslında bir kısmı da bunları dışa bağımlı. Biz bu dışa bağımlılığı azaltmak adına bir IP core geliştirdik. Bunu da bir aslında çip içine gömdük ve ürünlerimizde de bunları kullanıyoruz. Bu sayede de belli aslında noktalarda dışa bağımlılığı azaltmayı hedefledik. Bunu geliştirdikten sonra, software tarafını geliştirdikten sonra da bir test sistemi geliştirdik. Aslında bu test sistemi savunma sanayindeki işte roketle alakalı, havacılıkla alakalı, yer sistemleriyle alakalı çalışan bütün havacılık, ya bütün savunma sanayi ürünleri ve firmalarının kullandığı bir test sistemleri. Bunları yurt dışından yüksek fiyatlarla global firmalardan alınabilen ürünlerdi. Lafınızı hemen burada kesiyorum. Tamam, global ürünler ama öyle satalım dediği zaman da gün geliyor. Bize bu kutuyu verilmediği zaman da bu çok hava sıkıntı. Aracını uçuramıyorsunuz. Ambargo yok diyor, yok diyor, üretemiyoruz diyor, şu oluyor. Evet. Sizlerin biraz iç sesi olayım bunlarla ilgili. Epey bu konularla ilgili sıkıntılar var. Zaten savunma sektörünün en büyük sıkıntılarından biri bu. Amaç sistemlerin millileştirilmesi. Sonra da millileştirince diyorlar ki yarı fiyatına verelim diyorlar mı? O tarafı tam ben bir yorum yapmayayım ama dediğim gibi yani. Ben o gülüşünüzden anladım sizi. O bir sürü olayda biz haberleştiriyoruz zaten bunu. Doğru. Yani bu konuda bizim geliştirdiğimiz bu ürün aslında test sistemi olarak şu anda laboratuvarlarda çalışıyor. TUSAŞ'ın laboratuvarlarında ve 1553'ün aslında kullanıldığı bütün savunma sanayi firmalarında neredeyse artık vermeye başladık ve görüşmelerimiz devam ediyor çoğuyla. Dediğimiz gibi dışa bağımlılığı yüksek anlamda azaltan bir ürün ve şu anda Türkiye'de de ilk bir test sistemi olarak geliştirilen ilk ürün yerini aldı savunma sanayinde. Çok güzel. Devam edelim buradan. Vallahi ürünleriniz bitmiyor açıkçası. Bu nedir? Ben şeylerde F-16'nın klasik kokpitinde hemen, evet, head up'ın altında bunu görüyorum. Evet. Biraz da bunu anlatır mısınız lütfen? Tabii. Aslında F-16 pilotlarının çok aşina olduğu, F-16'ların da kokpitlerinde direkt gözüken bir ürün. Ama F-16'larda genelde bu ürünün number kısmıyla, yani tuşların olduğu kısımda ekran kısmı ayrı olarak yer alıyor. Biz bunları bu üründe tabii TUSAŞ'ın ve Hürkuş'un ihtiyaçlarına birlikte... Bu Hürjet'le Hürkuş'ta kullanılıyor. Evet. Şu anda Hürjet'e biz bunu teslim edeceğiz ve Hürjet'te yer alacak. Pilotların direkt kullandığı ve askeri standartlara göre, pilotun el ölçülerine göre tasarlanmış bir ürün. Buradan pilotlar farklı görev bilgilerini girerek ya da alarak farklı frekanslarla haberleşmeleri için de ayarlamalarını yaparak kullanıyor olacaklar. Bu da yine bizim aviyonik anlamda sıkıntı yaşanan ama bizim de güzel bir şekilde çözdüğümüz bir ürünlerden, göz bir ürünlerimizden bir tanesi. Ne güzel. İnşallah ne güzel. Görevlerini yapacak sahada da. Devam edelim. Burada da bir servo motorumuz var. Bu servo motorda da yine bizim aviyoniye özel geliştirdiğimiz bir ürün. Çok özür dilerim. Servo motor diyorsunuz. Servo İHA'da, uçakta neyi kumanda ediyor? Biraz izleyicilerimize anlatın da. Tabii. Servo deyince başka bir şeyler anlamasınlar. Tabii. Bu ürün aslında Anka'da ve Aksungur'da kullanılıyor. Anka'da ve Aksungur'da pilotun sola ya da sağa dönmesi için gerekli olan flip-flop dediğimiz
kanatçıklarını hareket ettiren sistem aslında. O tarafta kullanılıyor ve biz de bunun bütün elektronik altyapısını ve aviyonik altyapısını sağlıyoruz TUSAŞ'a. Burada da küçük bir demo gerçekleştirdik aslında. Hem de ürünlerin birbiriyle alakalı haberleşmelerini vesairelerini görebilmek üzere bir demo gerçekleştirdik. Buradaki kullanılan bütün aslında komponentler askeri özellikte olan komponentler ve bunların... Ben şöyle geçeyim, kamera daha yakından çekmeye başlasın. Yani pilot kolunuzla, parmağınızla kumandasını verdiği zaman gördüğünüz gibi servolar hareket etmeye başlıyor. Ve bunu bir tekrar yapalım size zahmet. Gördüğünüz üzere bu havadaki bağlantı, motorun çalışması, yerden verilen kumandalar bütün hepsinde Pavelses'in imzası var desek yanlış olmaz herhalde. Evet, biz de burada portföyümüzü artırmaya çalışıyoruz. Her yerde olmaya çalışıyoruz elimizden geldiğince. Çünkü bu konularda tecrübeli bir ekibiz ve bu tecrübemizi de savunma sanayi ve ülkemizin gelişimiyle alakalı aktarmak istiyoruz. Buradaki demo aslında uçakta direkt kullanılan bir yöntem değil. Biz burada biraz daha bu çalışmalarını birbirine bağlamak ve demo station'ı yapmak üzere birbirine ekledik. Yoksa bunların kontrolleri tabii ki ana bilgisayarlardan ve pilotun komutlarıyla oluyor. Buradaki biraz daha demo üzerinde, gösterim üzerine yaptık. Ama ne olduğunu bize anlatması açısından bence aynen başarılı. Öyle. Amacımız da oydu zaten. Devam edelim lütfen. Tabii. Burada yine bir uçuş bilgisayarını görüyoruz. Bu ürünün içerisinde aslında bu Şimşek'te kullanılan bir uçuş bilgisayarı. Bu ürünün içerisinde bir ufak bir bilgisayar var diyebiliriz. Bizim bu ürün Şimşek uçuş, Şimşek insansız hava aracının, hedef uçağının içerisinde kullanılıyor. Ve onun içerisindeki bütün haberleşmeleri, bütün ihtiyaç olan diğer sensörlerin işte görev icabı ne gerekiyorsa bütün şeyleri sağlamak üzere geliştirdiğimiz bir ürün. İçerisinde çok fazla özellik var. Teknik anlamda da çoğu şeyi kompakt bir şekilde sağladığımız bir ürün. Bu da yine gözü bebeklerimizden ve şu anda Şimşek'e veriyoruz ve uçuyor. İnşallah daha iyi yerlerde de göreceğiz. Şurada da bizimle çalışmak ister misiniz diyor. Evet. Hangi mühendisleri arıyorsunuz? Biraz genç arkadaşlarımıza da buradan bir mesaj verelim. Tabii tasarım firmasıyız malumunuz. Bizim mekanik, elektronik, sayısal tasarım, yazılım tasarım anlamında aslında bütün savunma sanayinde olduğu gibi bizim de ihtiyaçlarımız var. Ve bu ekip arkadaşlarımızla beraber genç arkadaşlarımızı ve yine tecrübeli ekip arkadaşlarımızla beraber bir ekosisteme katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Ve yeni arkadaşların da yani tecrübesi ne olursa olsun aramıza katılmaları için biz de arayıştayız. Arkadaşlarımız, ilgisini çeken arkadaşlarımız bize gelip tanışıp dahil olmak üzere bizlere istekte bulunuyorlar. Biz de onlarla daha hızlı iletişime geçmek için böyle yöntemler uyguluyoruz. Aynı zamanda sosyal medyada da bunları kullanıyoruz. Genç arkadaşlar, Pavelses'in bir Google'layın, girin bakalım bir insan kaynaklarında neler var neler yok. Bence genç arkadaşlarımız baksın derim. Devam edelim lütfen. Burada da bir setup hazırlığı yaptık aslında. Burada bizim Ankara'ya verdiğimiz bir ürün. Bu ürün aslında Ankara'nın üzerindeki haberleşme sistemini tamamen yöneten bir ürün, bir sistem. Burada hem havada hem de yerde aslında Ankara'nın üzerindeki görüntüleri alıp pilota göstermek üzere ve pilotun verdiği komutları da uçağın görev bilgisayarına, uçağın bilgisayarına, beynine vermek üzere bir ürünümüz bunu gerçekleştiriyor aslında. Burada da bir demosunu yapmaya çalıştık. Aslında burada havada alınan bir görüntü yerde çözülüp, yerdeki cihaz tarafından çözülüp, yani pilotun görebileceği şekilde hale gelip, bir data halinden pilotun görebileceği bir hale gelip ekrana yansıtılıyor aslında. Burada da yine 1553 test sistemimizi de kullanıyoruz. 1553 test sistemini burada dediğimiz gibi bu haberleşmelerin birbiri arasındaki aynı dili konuşabilmelerini sağlamak üzere bir şeyimiz var. Yani aslında baktığınız zaman bir sistem birden fazla haberleşmeden oluşuyor. Aynı bir topluluk gibi düşünebilirsiniz bunu. Ve bu dilleri birbirine çevirmesi için de bir çevireceğe ihtiyacımız var. Bir translator'a ihtiyacımız var. Bunu da aslında burada sağlıyoruz ve bu ürünün içerisinde de uçağın içerisinde birbirinin dilini bilmeyen çok fazla ekipman var. Bu ekipmanların da birbiriyle konuşabilmeleri aslında bu ürünlerle beraber sağlanıyor. Bu da yine kritik bir ürün Anka ve Aksungur için. Bununla bu ürünlerle aslında uçakta hem yedeklilik, fonksiyonel anlamda yedeklilik, yani yedeklilikten kastımız ne? Operasyon anında ürünlerden bir tanesinin bir hataya düşmesi ya da başka bir ünitenin bir hataya düşmesi herhangi bir bozukluk olmaması adına yedekli bir mekanizma olarak kullanılıyor. Biz de burada bunu sağlıyoruz aslında.
İşte görüyorsunuz bir uçağın aslında kapaklarını açtığınız zaman içinde kutular. Bu kutular akıllı kutular. İçinde mühendislik, yazılım gerektiren aslında sinir sistemleri desek hava araçlarının herhalde yanlış olmaz diye düşünüyorum. Onların da milli teknolojilerle yerli olarak ülkemizde yapılması, içindeki teknolojinin bize ait olması çok çok önem arz ediyor. Umarım bir gün fabrikaya geliriz. Oradaki arkadaşlarımızla beraber bunların üretim hatlarını ne yapıyorsunuz, yazılımı nasıl, tasarımı nasıl, bunlara bakma şansımız olur. Çok çok teşekkürler. Sizlere iyi fuarlar diliyorum. Umarım ürünlerinizi ilerleyen tarihte sadece siz tabii milli muharip uçağı kadar genişletmişsiniz ama başka uçaklarla da hava araçlarını da görmek üzere diyelim. Çok teşekkür ederiz. Biz de bekleriz. Sizleri ofisimizde ağırlamak isteriz. Dediğimiz gibi biz milli muharip uçağı kadar geldik ama hedefimiz global bir vizyonla ilerlemek ve aslında ürünlerimizi hem dünyaya hem de yani Türkiye'deki ihtiyacı karşıladıktan sonra dünyada da bu ürünleri kullanılmak üzere iletmek yani. Çok teşekkürler. İyi fuarlar. Sağ olun. Çok sağ olun. Teşekkür ederiz.